Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselam ala men la nebiyye ba'de. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bu dersimizde işleyeceğimiz konu giyinmesi ve takınması haram olan şeylerin hükmü. Ve bununla ilgili bunun metnini okuyacağım evvela. Faslun ve yahrumu alel ricali lübsül hariri ve tahattumu bizzehebi ve yahillun linnisai ve kalilu zzehebi ve kathiruhu fittahrimi sevaun. Ve izâ kâne ba'du thawbi ibrisemen وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن إبرسم غالبا. Kısaca yapacağımız dersin metni böyleydi. Kelime manası ise şöyledir. Faslun, bu bir bölümdür. Ve yahrumu, haram olur. Ne ile haram olur? Niçin haram olur? Ala üzerine, neyin üzerine? Ricali, erkeklerin üzerine, erkeklere haram olur. Ne haram olur? Lübsu, giymesi. Neyi giymesi? Harir, ipek giymesi. Ve tahattumu, ve tahattumu ve yüzük takması. Erkeklerin mesela ipek giymesi, ipek elbise giymesi ve altın yüzük takması haramdır. Ve yahillu, helal olur. Kim için? Linnisai, kadınlar için. Kadınlar için de efendim gerek altın, efendim gerek ipek, bu helaldir. Ve kalilun, ve kalilu azı, neyin? Zehebi, altının azı. Ve kethiruhu, ve onun çoğu. Fi tahrimi, fi tahrimi. Canım benim, bana gülüyor. Cicik kızım, cicik kızım. Canım benim kızım. Evet. Bunlar cennet kokusudur yavrum. Dünyadaki bu küçük yavrular cennet kokusudur. Evet. Ve kalilu azı, azı yani neyin azı? Zehebi, altının azı. Ve kathiruhu, ve çoğu. Fe tahrimi, haramlık bakımından sevaun, eşittir. Yani mesela erkek dese ya işte ne olur ki yani, ben işte biraz altın olsun, biraz işte şey olsun, ister altının ister azı olsun, çoğu olsun. Erkeğe helal kılınmamıştır. Ama kadın için helaldir. Ve izâ ne zaman ki kâne idi, ne idi? Ba'du, bazısı idi. Neyin bazısı? Sevbi, elbisenin bazısı. Ne ile idi? İbrisemen, ibrisemen, ipekli ise, elbisenin bir kısmı ipekli ise. Ve ba'duhu, ve bazısı kutnen, pamuk ise. Ev veya kettanen, veya keten ise. Caze, caiz olur lübsuhu. Onun giymesi caiz olur. Yani bir elbisenin efendim diyelim ki bir kısmı ipekten, bir kısmı işte ketenden olursa. Yani o efendim tür mesela giyin caizdir. Lübsuhu, onun giymek caizdir. Malem yekun, olmazsa ibrisemu, ipeği galiben çok. İpeği çok olursa yine caiz olmaz. Yani az ipekli olup çoğu pamuk veya keten olursa bunu giymekte bir sakınca yoktur. Ama çoğu mesela ipekten ise yine caiz değildir. Evet. Şimdi bununla ilgili toplu manasını veriyorum. Giyinmesi ve takınması haram olan şeylerin hükmü. Giyinmesi ve takınması haram olan şeyler nelerdir evvela? Erkeklerin ipekten elbise giymesi, altın yüzük takması haramdır. İpek elbise giymek ve altın takmak kadınlar için helaldir. Altının azı ve çoğu haramlık bakımında ise aynıdır. Ne zaman ki elbisenin bazısı ipek, bazısı da pamuk veya keten ise onu giymek caiz olur. Yalnız eğer çoğu ipekten ise o zaman giyinmesi haram olur. Evet.
Şimdi bu konuyla ilgili bir ufak teferruat var. Efendim bir dipnotlarını onlara okuyacağız inşallah. Bakalım ne gibi açıklamalar yapılmış. Altın kullanmak. İslam dini süslenmeyi mübah görmüş ve hatta bazen gerektiği yerlerde teşvik etmiştir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu de ki, Allah'ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir? Araf suresi ayet 32 buyurmuştur. Fakat bunların yanında erkeklere haram, kadınlara da helal gördüğü ziynet eşyaları da vardır. Erkeklere haram olan ziynet eşyaları altın ve saf ipektir. Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ eline, altını da sol eline alarak şöyle buyurdu. Bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır. Tirmizi Libas 1, İbn-i Mace Libas 19. Yine bir gün adamın elinde altın yüzük gördüğü zaman onu çıkarıp attı ve buyurdu ki, herhangi biriniz tutuşmuş bir ateş parçasını eline almaya yeltenir mi hiç? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrıldıktan sonra adama yüzüğü alıp ondan faydalanmasını söylediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam onu alıp attıktan sonra vallahi almam dedi. Bu hadisi de Müslim rivayet etmiş. Libas 52. İsrafa dalanların yanında gördüğümüz altın kalem, altın saat, altın çakmak, altın sigara kutusu, altın ağızlık ve benzerleri de fakihlerce altın yüzük gibi görülmüştür ve haramdır. Gümüş yüzük kullanmayı ise İslam helal görmüştü. Abdullah bin Ömer radıyallahu teala anhu'dan bir sünnette Resulullah aleyhissalatü vesselam gümüşten bir yüzük edinmiş ve eline takmıştı. Bakın mesela birisi dese ki, ya işte efendim ya siz gümüşün erkeklere sünnet olduğunu nerede bulursunuz? İşte bu hadis. Ebu Davud Hatem 4, Tirmizi Libas 43. Ayrıca sahabe-i kiramın gümüş yüzükleri vardı. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl varsa gümüş yüzüğü sahabenin de vardı. İslam altını erkeklere haram kılmakla ahlaki ve terbiyevi yüce bir hedefe yönelmiştir. İslam erkeğin erkekliğini koruması, gerekliğinin zayıflığı ve başkasının önünde eğilmenin doğru olmadığını belirtmek ister. Perişan olmanın belirtilerinde erkeği muhafaza eder, Allah'ın kadını terkibinden daha başka bir uzvi bir terkiple yarattığı erkeğe kadınlara benzemek ve çeşitli süslerle övünmek yakışmaz. Yani erkeğe mesela kadına nasıl bunu helal kılmışsa ve dolayısıyla bunu mesela aynı zamanda takındığı takdirde bu da kadının süsüne bir benzemedir yani. Evet. Perişan olmanın belirtilerden erkeği muhafaza eder. Allah'ın kadının terkibinden daha başka bir uzvi terkiple yarattığı erkeğe kadınlara benzemek ve çeşitli süslerle övünmekle yakışmaz demiş. Bu haramlaştırmanın arkasında ayrıca sosyal bir hedef de yatmaktadır. Altın ve gümüş eşyanın kullanılması keyfiyeti İslam'ın genel olarak israfa karşı açtığı savaşa ait programın bir parçasıdır. Kur'an nazarında israf milletleri helak oluşla tehdit edilen çözülme ve bozulmanın bir benzeridir. Zira israf sosyal bozulmanın başlangıcıdır. İsraf hayırlı ve doğru bütün yolların prensiplerinin düşmanıdır. Kur'an-ı Kerim'de bir memleketi yok etmek istediğimiz zaman nimet ve refahtan şımarmış elebaşlarına emir veririz. Ama onlar yoldan çıkarlar. Artık o memleket yok olmayı hak eder ve biz de onu yerle bir ederiz. İsra suresi ayet 16. İslam Müslümanın hayatındaki israfın bütün belirtilerini haram kılmıştır. Erkeklere altın ve ipekli giymeyi haram kıldığı gibi erkek ve kadın bütün Müslümanlara altın ve gümüş kap kullanmayı da haram kılmıştır. Bundan başka bir hükmün değerli bir iktisadi yönü de var. Altın dünya piyasalarında en önemli bir maddedir. Dünya ayakta durdukça
her zaman altın değerini korur. Hiçbir zaman kaybetmez. Bunun için onun erkeklerin kadınlar gibi süs eşyası veya kapkaçak olarak kullanmasını doğru bulmamıştır. İslam kadının doğuştan süse ve zinet eşyasına karşı meyilli olduğunu göz önüne alarak erkekleri sapıtma ve şehveti kamçılama yönünde kullanmamak şartıyla yukarıda belirtilen haramlaştırma hükmünden kadınları istisna etmiştir. Bu paragraf da Şamil İslam Ansiklopedisi'nde alınmıştır. Evet. Şimdi dedi ki, mesela ne zaman ki elbisenin bazısı ipek, bazısı da pamuk veya keten ise onu giymek caiz olur. Yalnız eğer çoğu ipekten ise o zaman giymesi haram olur. Burada bir açıklama var. İpekli giyinmek. İpek, ipek böceği adıyla anıları ve dut yaprağı ile beslenen bir tırtıl tarafından salgılanan maddedir. İpek böceği tırtılın salgıladığı bu madde havaya değişince katılaşarak ipek teli haline gelir. İslam dini ipekli kumaşlar hakkında bazı ölçüler ortaya koymuştur. Dinimizde halis ipek veya malzemesinin çoğu ipekten olan giyecek süs ve eşyasını erkeğin kullanması haram iken bunlar kadına helaldir. Yine İslam sağlık durumundan dolayı bir ihtiyaca dayandığı takdirde ipekli giymeye müsaade etmiştir. Sahih Buhari'de rivayet edilen bir hadise göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Af radıyallahu teala an Zübeyr bin Avvam'ın cilt hastalıkları sebebiyle ipekli giymelerine izin vermiştir. Şimdi ipekli elbise mesela erkeklerin normal hallerinde giymeleri haram iken ama bir zarurete binaen helal kılınmıştır. Mesela bunlar da Abdurrahman bin Af ve Zübeyr bin Avvam, Allah her ikisinde de razı olsun, onlarda cilt hastalıkları olması sebebiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara giymesini müsaade etmiştir. Bu hadisi de Buhari Cihad 91 Libas 29. Diğer bir hadise göre ipek giyilmesinin yanı sıra ipek sergi üzerinde oturmak da yasaklanmıştır. Yani nasıl giyimi haramsa üzerinde mesela minder olarak kullandığın ipek de onun gibidir. Sahabeden Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim üzerinde altın ve gümüş kaptan yiyip içmemizi, ipek giymemizi, ipek sergi üzerine oturmamızı yasakladı. Ve şöyle buyurdu. Bunlar dünyada onlar kafirler, ahirette ise bizim içindir. Yani bu dünyada kafirler için diyor helal kılınmıştır. Ahirette ise bizim içindir. Bu hadisi de Buhari Eşribe 28, Müslim Libas babında 4 ve 5 babında bunu rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ipekli bir kumaş alarak sağ tarafına koymuş, bir altın parçası da alıp sol tarafına koymuş. Sonra bunlara işaret ederek işte bu ikisi de ümmetimin erkeklerine haram kılınmıştır buyurdu. Bu hadisi Ebu Davud, Libas 4, 9, 11. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siyara diye anılan ipekli kumaştan yapılmış yol sarı çubuklu, altılı, üstülü bir elbise hediye edilmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu elbiseyi Hazreti Ali'ye gönderdi radıyallahu anh. Allah Hazreti Ali'nin onu giydiğini görünce Peygamberimizin yüzünde kızgınlık alameti belirdi. Ben onu sana giymen için göndermedim buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ali onu parçalara ayırıp Ehl-i Beyt kadınları arasında bölüştürdü. Yani bunu hanımlara siz bölüştürün diye. Bu hadisi de Muhammed Asım Köksal Hazreti Muhammed ve İslamiyet isimli efendim kitabından kayıt altına alınmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için erkekler için yasakladığı halis ipekli giyecekleri çocuklar üzerine görünce memnuniyetsizliğini ortaya koyup onlara müdahale ederek değiştirmelerini sağlardı. Çocuklara da demiştir yani. Ancak İslam hukukçuları erkeklere haram olan altın ve ipekliğinin erkek çocuklarına mekruh olduğunu bildirmişlerdir. Onlar da bu hükümler içerisinde efendim bu hadislere dayanarak yani erkeklere haram olduğu için çocuklara da mekruh olduğunu görmüşler. Yani ihtiyadını yapmışlardır.
İpekten mamul takkelerin kullanılması mekruhtur. Bir kısmı ipekten dokunmuş olan bir seccade üzerine namaz kılınabilir. Bir kısmı. Yani işte diğer hani ya çoğu olursa yine olmaz. Yine Ebu Hanife'ye göre yüzleri ipek kumaştan yapılan minderler üzerinde oturmak ve yataklarda yatmak da caizdir. Çünkü hepsi yani bir kısmı olduğu için o da bir kısımdan sayılıyor. Bir kısmı ipekten dokunmuş ya da caizdir. İpeğin bayrak, alem, filama olarak kullanılmasına izin verilmiştir. Yani bu tür şeylerde işte bayrak olsun, filama olsun. Yani bir alamet olduğu için yani giyim eşyası hükmünde değil bu. Buna efendim izin verilmiştir. Ayrıca Ebu Yusuf ve İmam Muhammed savaş sırasında ipekli elbisenin giyilmesinin helal olduğunu, çünkü böyle bir giysinin kişiyi düşmana heybetli göstereceğini ifade etmişlerdir. Savaş esnasında efendim daha çok düşmana karşı heybetli görünmek için bu iki imama göre de efendim giymek caizdir. İslam dini kadının doğuştan süs ve ziynet eşyasına karşı sevgisini göz önüne alarak erkekleri yoldan çıkarma ve şehveti kamçılama yolunda kullanmamak şartıyla erkeklere uyguladığı haram hükmünden kadınları istisna etmiştir. Zira kadını süsten, ziynetten men etmek onun fıtratına ters düşer ve ağır gelir. Değil mi? Yani kadın kısmı genelde böyle şeye meyillidir yani. Kadınların tenlerini göstermeyecek kalınlıkta olmak şartıyla her türlü ipekli elbiseyi, kumaşı giymelerinde bir sakınca yoktur. Eğer kadın mesela giydiği elbise onun efendim vücudun iç hatlarını gösteriyorsa o da haramdır. Ama geniş olursa bunda bir sakınca yoktur. Kibirlenme ve başka kadınlara karşı böbürlenme hevesi gütmeksizin bir kadının ipekli giymesi caizdir. İpekli giyinmekle ilgili hadisler için bakınız Ez-Zebedi Sahih Buhari tercümesi, Tecrid-i Sarih tercümesi, Ahmet Naim, hadis 245, 489, 619, 1139, 1229, 1230, 1345, 1859, 1892, 1946, 1947, 1948, Mefail Hızlı Şamil İslam Ansiklopedisi'nde bu paragraf kayıt altına alınmıştır. Evet. Evet, buraya kadar bu konuyla ilgili işlenen konu ve ayrıca bunun delilleri ise şöyledir. Giyinmesi ve takınması haram olan şeylerin delilleri. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün yanımıza geldiler. Bir elinde ipek, diğer bir elinde ise altın vardı. İşte bu iki şey ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlara ise helaldir buyurdu.